Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün küçük karabalık hikayesine devam etmek istiyorum. Bu hikayeye uzun zamandır ara vermiştik. Diğer çalışmaları biraz öne geçtiği için. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Şu ana kadar ilk 7 sayfasını birlikte tercüme etmiştik. Şimdi 8. sayfasındayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Kurbağa goft. Kurbağa dedi. Hala çe vakte hodnama yast. Çevak ne vakit hodnamayı yazdı. Hodnamayı arkadaşlar hani gösteriş, kendini beğenme, kibirlenme anlamlarına geliyor. Yani ne vakitlerdeyiz? Yani kendini gösterme, gösteriş, kibirlenme vakitleridir diyor burada. Mevcudi bir eslu nesep. Mevcut yani varlık bir esl yani asıl, aslı olmayan nesep, nesli olmayan yani aslı nesli olmayan yani burada ne diyor? Nesli bozuk diyor yani. Nesli bozuk varlıksın diyor burada kurbağa. Kime diyor tabii? Küçük karabala diyor. Betçi gira verdi yi ve dari harf haye gen gonde gonde mizeni. Betçi çocuk yani çocukları burada tabii çocukları bahsediyor. Betçi gira verdi. Gira verden toplamak demek. Toplamışsın çocukları. Dari harfayı gonde gonde mizeni. Dari mizeden nedir arkadaşlar? Bu daşten fiiliyle birlikte kullanıldığı zaman bu şimdiki zaman anlamında kullanılıyor burada aslında. Bu dari burada bu şekilde kullanacağız. Yani konuşuyorsun diyor. Harf mizeni konuşuyorsun. Peki nasıl sözleri konuşuyorsun? Harfayı gonde gonde. Gonde gonde yani büyük, kocaman yani iri yani kendinden beklenmeyen yani küçük arabalı küçük olduğu için yani yaşından büyük laflar ediyorsun diyor bana. Büyük laflar ediyorsun. Men diger ben artık on kadar ha omur kerdeyim ki ben o kadar ömür yani omur kerden yaşamak anlamında. Ben o kadar yaşamışım ki befehmem dünya yani anlayabilirim, anlarım. Dünya hemin berkest. Dünya hemin berke neydi? Göldü. Dünya bu göldür. Yani ben o kadar yaşadım ki dünya bu göldür. Yani bu gölün dışında başka bir yer yok anlamında söylüyor. Behterest yani daha iyidir. Daha iyi olmaz mı? Daha iyidir. Berevi donmani karet. Yani işinin peşine gitmen daha iyidir. Ve beçaye mera yani benim çocuklarımı Ezrah beder neberi. Ezrah beder buradan yani yoldan çıkarmak anlamında. Yani kendi işine gitmen ve benim çocuklarımı yoldan çıkarmaman daha iyidir diyor. Yani git işine diyor yani. Mayı küçülü goft. Küçük balık dedi. Setta ez in omurha hem ki bokuni vaz hem yek kurbağayı nadan o derman ne bişter nisti. Evet bizim küçük karabalık da fena değil. Yani lafın altında kalmıyor. Ne diyor? Setta yani 100 tane ezim omurha. Bu ömürlerden 100 tane hem 100 tane de ke bu koni yani omur kerden yukarıda geçmişti yaşamak. Yani sen 100 defa da yani yaşasan yani bu yaşadığın ömrün 100 katı kadar yaşasan bile bazen yine de yine yek kurbağayı bir kurbağa nasıl bir kurbağa nadan cahil ve dermande gariban yani bir çare bişler nisti yani bir cahil ve çaresiz işte gariban bir kurbağadan fazlası değilsin diyor karabalık küçük karabalığımız. Kurbağaya asabaniş oldu. Kurbağa ne oldu tabi? Asabaniş olan sinirlendi ve Cosset'den atlamak, sıçramak, terefe mahis yahu küçülü. Küçük kara balın tarafına atladı. Yani ona doğru atladı. Mayı tekani tondi hort. Tekan hordan sarsılmak anlamında. Tondi hızlı. Yani hızlıca sarsıldı ve Mesli Berk, Berk nedir arkadaşlar? Yıldırım anlamında. Mesli Berk, yıldırım gibi derreft. Derreft kaçmak anlamına geliyor. Aynı zamanda kaymak anlamına da geliyor. Kaydı diyelim burada. Çünkü burada su kenarındaydı zaten. Ve layı
Layu lecenu kurmayı teyi berkera bir hemzet. Yani suya düşüyor tabii burada. Gölün içindeki kurçuklar işte layu lecen çamur demek. Yani içindeki sulu çamur, lim falan diyebiliriz. Suyun içindeki işte kurçukları yani gölün içindeki kurçukları ve çamuru ne yaptı? Bir hemzet. Bir hemzeden karıştırma. Birbirine karıştırdı. Çünkü sarsıldı, yıldırım gibi işte kaydı, suya düştü ve gölün içindeki işte bu kurçukları, çamuru ne yaptı? Birbirine karıştırdı. Pardon arkadaşlar. Dere, Poras, Gücü, Hamut. Dere neydi arkadaşlar bizim? Vadi, Poras, Gücü, Hamut, piç ve ham yani eğri büğrü, kıvrımlı anlamında. Vadimiz çok kıvrımlıydı. Cuybar hem, cuybar neydi? Bizim nehrimiz. Nehir hem, abeş, suyu, çen beraber. Çen yani birkaç, beraber kat anlamında şodemut. Suyu da birkaç kat olmuştu. Yani suyu da artmıştı anlamında. Ama eğer istersen az balayı kuha Te derera nigah koli. Ama eğer ne diyor? Balayı kuha dağların yukarısından, dağların üstünden te derera nigah koli vadinin içine bakarsan, bakmak istersen burada hasse vardı. Cuybara misli nehi sefidi mididir. Ne diyor burada? Nehri misli nehi sefidi. Nehi iplik demek. Beyaz bir ip gibi ne yaparsın? Mididir. Görürdün diyor. Yekça tahtesengi bozur ki eskuh ne diyor burada? Coda şodebut. Evet yani yekça yani bir yerden tahtesengi büyük tahta diyor pardon. Büyük bir kayalık taş parçasının da. Büyük bir kayalık bir yerden yani burada büyüğü de zaten bozurgu da vermiş. Eskuh yani dağdan büyük bir kaya parçası Cudaşedebut ayrılmıştı ve Oftadebut ve düşmüştü Tehderri vadin içine düşmüştü ve Abra ne yapmıştı abı suyu du kısmet Kerdebut ve suyu iki parçaya bölmüştü. Buradayız. Marmulek'e doğru işte. Marmulek nedir arkadaşlar? Kertenkeledir. İri bir kertenkele bir endazeyi kafedest. Kafedest avuç içi demek. Yani bir avuç içi bir endaze kadar anlamında bir avuç içi kadar olan bir neydi? Kertenkele. Şikemeşra besen çespedebut. Çespandebut pardon. Şikem karın demek. Karnını besen taşa çespandebut. Çespanını yapıştırmak. Yapıştırmıştı. Ezgermi mi aftap yani güneşin sıcaklığından lezzet mi bord? Lezzet bu arada biliyorsun neydi? Zevk almak. Güneşin sıcaklığından lezzet alıyordu. Yani güneşleniyordu burada. Ve nigah mikert ve bakıyordu. Bir herçengi gerdo duruştu. Herçeng nedir arkadaşlar? Yengeçtir. Nasıl bir yengeç? Gerdo duruştu. Gerd yuvarlak. İşte şişman diyelim. Duruş iri, iri ve şişman bir yengece ki o yengeci burada anlatacak. Şimdi neşeste bud oturmuştu. Rüyeşin hayi teyap. Nereye oturmuş? Şen arkadaşlar kum demek. Teyap yani sulardaki kumların üzerine oturmuştu. Sonra devam ediyor burada. Anca ki ya anca dediği bu işte suyun içinden bahsediyor, kumlardan bahsediyor. Anca ki emkıyap Emkıyap, kemter but. Emkı nedir arkadaşlar? Derinliktir. Peki orada suyun derinliği daha azdı. Yani bu kumların üzerini kastediyor. Ve daşt ve bu nedeniyle geçmiş zamanda süreklilik bildiren zaman dilimiydi. Daşt, şikar ne diyeyim? Daşt kurbağayı rakke, şikar kerde but. Yani kurbağayı, bir kurbağayı ki şikar kerde but avlamıştı. Mihort. Yordu. Yani daşt mihort. Bunu buraya alacağız arkadaşlar. Buradaki ise bu kurbağanın açıklaması. Bunu isterseniz baştan bir toparlayayım.
İşte nikah mikah neye bakıyordu? İşte iri ve işte yuvarlak yengece bakıyordu ki o yengeç derinliği daha az derin olan kumların üzerinde Rüyeş-i Şinhayap suyun içindeki kumların üzerinde oturmuş diyelim oturmuş ve ne yapıyordu? Avladığı kurbağayı yiyordu. Evet. Mahi kuçulun Nagihan Çeşme Şoftat bir harçak. Evet, mahi kuçulu yani küçük balığımız Nagihansızın Çeşmeş gözü oftat yani gözü düştü gözü takıldı bir harçank yengece takıldı yani yengeci gördü ve tersine kurtu. Ez dur uzaktan selam iker uzaktan selam verdi selam gerden selam vermek. Harçank çap 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 normal yani sol demek aynı zamanda ters anlamda geliyor. Harçank ters ters bu ona Nigahı kert ona baktı ve goft ve dedi. Pardon arkadaşlar. Çe mahi ba edebi. Bir acılı kuçulu bir. Çe mahi ba edebi yani ba edebi edepli. Ne edepli balıksın. Bir acılı yani yakına gel, öne gel, yakına gel küçük. Küçüğüm yani küçüğüm yakına gel diyor. Bir gel. Mahi kuçulu küçük balık dedi. Men mirevan. Ben gidiyorum dünyara bir yerden. Ben İşte gidiyorum dünyaya bir yere, dünyayı gezmeye gidiyorum ve hiç hem ne miham ve hiç te istemiyorum ne miham istemiyorum şikari yani avı Cenab-ı Ali beşerem. Cenab-ı Ali yani burada sen yani yengeci kastediyor. Yani ona saygı ifadesinde bulunuyor. Yani sizin yani Cenab-ı Ali'nin yani sizin avınız olmayı beşerem olmayı istemiyorum. Ne miham beşerem. Olmak istemiyorum. Harçan koft. Yengeç dedi. Tu çera yıkadır. Bedbin ve ters oyu. Mayı kuçurum. Evet tabi yengeç diyor. Tu sen çera niçin yıkadır bu kadar bedbin. Bedbin yani kötümser. Bed kötü bin görmek. Yani kötü gören. Yani kötümserse neden bu kadar kötümser? Ve ters oyu. Tersiden korkmaktan geliyor da. Burada da böyle isim olmuş. Neden bu kadar korkaksın? Mayı kuçulu. Küçük balık. Mayı ne diyor bakalım. Mayı goft, mayı dedim. Ben ne bedbinem ve ne terso. Ben ne kötümserim ne de korkak. Ben her çeraki çeşmem mibinet. Ben her ne ki çeşmem gözüm mibinet görür. Aklım miguyet, aklım söyler, aklım söyler. Bezaban ne yaparım? Miyavarım. Dile getiririm. Yani ne diyor? Ben gözümün gördüğü şeyi ve aklımın söylediği şeyi ne yaparım? Dile getiririm diyor. Karşan gold. Yengeç bir hop. Okey tamam güzel. Besarmayın. Buyurun. Bebinem. Göreyim. Çeşmem şoma çedit. Çeşme şoma. Yani sizin gözünüz çedit ne gördü? Ve akletan ve aklınız çegot. Aklınız ne dedi ki? Hayal kerdit. Hayal ettiniz. Düşündünüz. Tasavvur ettiniz. Ma Mihail biz istiyoruz şomara şeker konum. Biz sizi avlayalım. Yani burada sizli bizli konuşmuş. Yani diyor buyurun bir söyle bakalım göreyim. Sizin gözünüz ne gördü? Aklınız ne dedi? Ne dedi ki hayal ettiniz ben sizi avlayacağım. Evet arkadaşlar burada 8. sayfamız bitiyor. 9'a geçmek istemiyorum. Bir diğer videoda 9'a geçeriz. Burada videomuzu sonlandıralım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoların ses dosyaları da var. Orijinal ses dosyaları. Bu küçük karabalıkta ses dosyalarını çalıştırmadım ben ama ses dosyalarını ben ekliyorum yine. Siz orijinal sesten de bu videonun bu kitabın seslendirmesini dinleyebilirsiniz. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere.